Ülkemizin sizin gibi aydınları, milli onur ve haysiyet sahipleri manzaranın üzücü karanlığından dolayı ümitsizliğe kapılmamalı. Onlar bilirler ki tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkar edemez. Onlar çünkü kuvvetli bir iman ile inanmışlardır ki bir yalancı perdenin arkasından vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak iflasa mahkumdur. Durum çok vahim o zaman da. İçerideki hainler dışarıdakilerden fazla. Aynı durum altında bir çare aranıyor. İtilaf devletlerinin haksızlıkları ve merkezi hükümetin zaaf ve aczi karşısında memleketimizin, milletimizin varlığını ispat ve fiili saldırılara karşı namus ve istiklalini fiilen savunmak zorunda kaldı diyor. Şimdi biz milletimize vekiller yolladık. Bu vekiller görevlerini yerine getirselerdi biz bu halde olamazdık. Eğer milletin vekilleri görevlerini yerine getiremiyorlarsa, şu ya da bu partiden, hiçbir partiye bağlılığım yok. Ben partilerden bağımsız bir gazeteciyim. Eğer yerine getiriyor olsalardı biz bu durumda olmazdık. Eğer yerine getiremiyorlarsa o zaman milletin vekilleri değil, milletin kendisi duruma el koyar. Nitekim bu şekilde olan tek ülkeyiz biz. Bunu yapabilmiş tek bir ülke var, o da Türkiye. Milletin o zaman da vekilleri var, 10-20 tane parti var biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı zamanında. Mustafa Kemal Sivas'a gittiğinde İttihat ve Terakki gırtlağına yapışıp parti kurmalıyız diyor. O da ne diyor? Hayır diyor. Partiler insanları böler diyor. Bugün bakın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi her şey. Benim partim seni döver. Benim partim, benim partim, benim partim. Onun partisi, bunun partisi derken hiçbir yere varamıyoruz. Milletin bölünmüşlüğü geldi çünkü. Orada ne diyor Mustafa Kemal? Milletin birliği ve bütünlüğü esastır. Particilikten uzak duracağız. Müdafaa-i hukuk kuruyorum diyor. Nedir müdafaa-i hukuk? Hakkımızı koruyacağız. Hakkımızı koruyamazsak hiçbir yere varamayız. O parti ya da bu parti beni ilgilendirmiyor. Ama o partileri sevenlerin, yani taban beni ilgilendiriyor. O millet işte. Birisi saadetliyim ben diyor. Bana ne de saadetle saadet. Birisi MHP, birisi CHP, birisi HEPAR, birisi işçi, birisi bilmem ne. Bakın paramparçayız. Ama bu vatanı seven insanlar hepsi. O zaman bir araya gelmek zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bunu düşünmeliyiz. O zamanlar şöyle bir şey olmuş. Sizin dikkatinize sunmak istiyorum bunu. İnanılmaz bir şekilde ölümler var. Ermeniler her gün Türk erkek avına çıkıyor ve her gün 4 Türk erkek, 10 Türk erkek, 15 Türk erkek öldürdük diye geliyorlar. Durum bu vahamette. Yunanlar girdiği zaman kadınlara tecavüz ederek başlıyorlar. Geliyorlar evlerden kadınları alıp götürüyorlar. Onun üzerine kurulan bir takım örgütler var. Müdafaa-i Hukuki Milliye, Muhafaza-i Hukuki Milliye, Doğudan ve Güney'den tehlike hisseden Diyarbakır vilayetimizde de Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Vatanı Savunma Derneği falan kuruluyor. Batı'da Yunanlılara karşı Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti kuruluyor. Trakya'da, Kilikya'da ve her tarafta milli cemiyetler oluşuyor. Bunların hiçbiri particilik yapmıyor. Ben sağdayım, ben soldayım, ben şuyum, ben buyum demiyor. Neden? Çünkü fiili olarak evine girip karını alıp götürenler var. Fiili olarak ölüm var. O zaman siz, onun başı kapalı, öteki açık, öteki CHP'li, öteki MHP'li, öteki bilmem neli diyemiyorsunuz. Herkes, hepimiz, zaten üç koldur esas ana kollar o zaman da. Bugün de öyledir. Dini hassasiyeti önde tutanlar, Türkçüler ve milli sol. Yani o zamana götüreyim sizi. Ziya Gökalp, Yusuf Akçara, değil mi? Türkçüler, Mustafa Suphi gibi sol, milli sol, Sultan Galiyevçi sol diyelim. Ve de dini hassasiyeti olanlar da Kurtuluş Savaşı'na ilk parayı veren bir imamdır. Börekçizade Rıfat Efendi gibiler, Mehmet Akif gibiler. Bakın bunların hepsi bir arada birbirlerine sarılmışlardır. Bir arada hareket etmeye başlamışlardır. Ancak o zaman kurtuluş mümkün olabilmiştir. Ayrı ayrı yerlerde durarak hiçbir yere gitmenin imkan ve ihtimali yoktur. Bu dönem, o zamanki bu dönem, bugün yeniden bizi zorlayacaktır. Canım ne yapacağız? İşte parti bilmem ne geliyor seçim. Ona ben karışamam. Ne yaparsanız yapalım. Benim öyle bir hadsizlik yapamam ben. Ama benim söylediğim başka bir şey. Bir gün zorda kalırsak,
Reyhanlı falan gibi olaylar Allah muhafaza olursa, oramızı buramızı bakın tehdit ediyor El-Kaide. Ey Tayyip Erdoğan diyor, cilve gözünü açmazsan diyor, bombalayacağım İstanbul ve Ankara'da belli yerleri diyor. Mektubu geldi işte Mehmet Yuba, çevirdi sağ olsun. Gördük mektubu, bombalamaya başlayacağım diyor. Terör bitti filan diyorlar ya, görürler o zaman terör. Onlar PKK ile birlikte her tarafı bombalamaya başladıkları zaman biz Reyhan'da gibi apışıp kalacak mıyız, ne yapacağız? Bunu düşünelim diyorum. Benim söylediğim bambaşka bir hadise. Düşünelim. Düşünmeye ihtiyacımız var. Bir araya gelmek için ne yapabiliriz, bunları düşünmemiz lazım. Çünkü biraz yetim ve öksüz bırakıldık. Kimseye güvenemiyorsunuz. Bakın adam diyor ki 60 bin askeri diyor, jandarmayı, polis yapacağım diyor ya. Nasıl olacak bu polisin? Şu anda polis yaptığınız zaman, polis kuruluşu içinde 30 tane Amerikalı olduğunu biliyorsunuz. Bu da yayınlandı. 30 tane CIA elemanı yönlendiriyor. Peki nasıl yönlendirir? Bize karşı ne yapar? Nasıl bir durum olur eğer Türkiye'nin vatan tehlikeye girerse? Yani bir tanesi de kalkıyor Egemen Bağış diyor ki arkasından, orduyu toptan kaldıralım kardeşim diyor. Bütün bunlar Amerika'nın önerileri. Bunları zaten 20 sene önce açıkladı Amerika. Türkiye'ye bunlar yapılacak diyor. Şu anda yapılıyor. Uygulama aşamasındayız. Şimdi şeyi kaldırıyor anlımız. Nerene battı senin? Türk'üm. Doğruyum diyorsun. Hakikaten ellerinden öperim. Profesör Doktor Nurullah Çetin bir yazı yazmış. İnanılmaz bir yazı. Lütfen okuyun. 4 bölüm halinde. İsmi yazının andımız ayet midir? Ve sonu şu çıkıyor. Evet ayettir. Ve tek tek bütün ayetleri tek tek çıkararak diyor ki bakın bu ayette ne diyor? Türk'üm, doğruyum. Doğruluk ayetler içinde sıralamış. Bu kadar güzel ki. Ondan sonra ilkeleri sıralamış. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi sevmek, ayet. Hepsini sıralamış hangi ayetlerde geçiyorsa. 8-10 ayet. Tek tek vermiş. Üşenmemiş. Sayfalarca sürüyor. İnanılmaz bir çalışma yapmış. Sağ olsun. Müthiş bir çalışma yapmış. Ve tabii ki en önemlisi vatan. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de vatanı savunmak borçtur yani. Bu var, bunun da bütün ayetlerini çıkarmış. O da istememiş, andımız bir ayettir. Sen ayeti kaldırıyorsun. Tıpkı bir zamanlar La ilahe illallah'tan sonrasını söylemeyelim dediler biliyorsunuz Fethullah Gülen cemaati. Bu sözü resmen yayınlandı. Fethullah Gülen cemaati dedi ki La ilahe illallah diyelim, gerisini söylemeyelim, söylersek ne olur? Birileri üzülür. Birileri bozulur. Birileri ılımlı İslam'a ters gelir. Hristiyanlar üzülür filan gibi laflar ettiler. Bu da bir ayetti ve hayatımızdan Kurban Bayramı sonrası siliniyor arkadaşlar. Bu çok acıklı bir şey. Genetik kodlarımızla oynanıyor ve ne biçim millet, ne koyun millet ki böyle sessiz kalıyor demeyeceğiz. Bu da bir başka psikolojik operasyon çünkü. Öyle bir şey yok. Hiçbirimiz sessiz değiliz. Fakat sessiz bir çığlık halindeyiz. Ama arifiz. Efendiyiz, bekliyoruz, bakıyoruz, sakin olalım diyoruz, bakıyoruz yani. Ama hiçbirimiz, ben tamamla Anadolu'dayım, hiçbirimiz sakin değiliz, sakin olabilecek bir durum yok. Sakin olamayız, içimizde çok büyük yangınlar var. Ve birileri bundan sorumlu olanı unutmasınlar ki, bu kadar içi yanan insanların toplu olduğu bir yerde sükunet çok uzun sürmeyebilir. Yani adımlarını dikkatli atsınlar. Bir yere kadardır, karadır. Bir yere kadar. Yani bizim orada babam, annem benim Batı Trakya göçmeni. Bir yere kadar. Bir yere kadar, o yerden sonra fena olmaya başlar. Çok fena olur hem de. O zaman hiç kimse önünde duramaz bunun. Ve bunun tarihte örneklerini de vermişiz. O nedenle bu kötü gidişte diyor, bir araya gelmek, çeşitli partilere vesaireyi bölünmeden bir araya gelmek çok önemlidir diyor. Ve biraz uzun oldu ama Mehmet, şunu da okuyayım, hemen sana vereyim sözü. Atilla İlhan'dan bir cümle okumak istiyorum burada, hatırlatmak için. 1920'li yılların gazi ve şehit Ankara'sı da diyor. Bu beni çok duygulandırır hep.
1920 yılların, 20'li yılların gazi ve şehit Ankara'sına, benim babam da 1893 doğumlu dedim bir gaziydi ve Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı gazisiydi. Çok yaşlı bir babam vardı, ben birinci elden dinledim bütün bunları. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir yanına Ziya Gökalp'i aldı, bir yanına Yusuf Akçoray'ı, Mehmet Akif Bey hiç uzağında değildi. İstiklal Marşı'na onlar rica edilmişti. Börekçizade Rıfat Hoca Efendi ile eylem birliği yapıyor. Mustafa Supi Bey Paşa'dan Ankara'ya da mülaki olmayı rica ediyor ve ricası kabul ediliyordu. Ethem Nejat Bey de, Şevket Süreyya Bey de, formasyonu itibariyle Türk ocağı aydınları hepsi bunları. Bugün yine diyor, aynı açmazın içinde kıvranıyoruz. O zaman çözüm benzer olamaz mı diyor. Şöyle diyor, Batı İttifakı ve NATO üyeliğinden bu tarafa, sistem, bir sistem var yani, haydutlar sistemi, sistem, ekonomiden kültüre, savunmadan eğitim ve öğretime, bütün ulusal kalemlerimizi düşürmek peşinde. Diline ve dinine, İngilizce ve Hristiyanlık, göstere göstere dayatmaya başladı. Geçen yüzyılın başındakine benzer bir dünya savaşı mağlubu olmadığımız halde o şekilde bize davranıyorlar diyor. O zaman hangi kesimden olursak olalım, o dönemdeki benzerlerimizin ne yaptığına bakacağız. Çünkü onlar muzaffer olmuşlardı. Bu ne demek? Bir araya gelmeliyiz. Mecburuz. Yoksa yiyip bitirecekler bizi. Şimdi değilse 2 sene sonra. Olmadı 3, yoksa 5. Bilmiyorum. Ama bir şekilde aramızdaki safraları da eleyerek, bakın geçen gün özellikle sol camianın, sosyal demokratların pek bir bayıldığı Yılmaz Özdil'in ne mal olduğu ortaya çıktı. İzlediniz mi programı? Ne biçim konuşma ya? Sen de yazı yazmışsın galiba değil mi? Ha, ne biçim bir konuşma o? Sen nasıl bunları söylüyorsun? O nedenle herkesin maskeleri düşecek. Ona seviniyorum ben. Böyle bir dönemde herkesin maskeleri